Tutuşmada kaçıyor. Şimdi zamanında ben Fethullah Gülen'e Fethullah'a 19 soru diye bir makale yazdım. Hatta şeyde yayınlandı. Bu nedir? Oda TV'de yayınlandı. Ondan sonra bunlar cevap vermeyince, cevap verecek durumları yok maalesef. Yani orada bana bütün verdikleri cevaplar Fethullahçıların o zaman, işte ya Hoca Efendi Hazretlerine Fethullah diye nasıl hitap edersiniz? Hatta Adnan Oktar bir televizyon şeyinde, ya Edip işte Fethullah Hoca Efendi'ne Fethullah diye yüksek perdeden hakaret ediyor falan filan. Sen kimsin ulan Edip, Fethullah Hoca Efendi Hazretleri? İşte Türkiye'ye gel, seni askerle işte polisle karşılarım diye o zaman beni tehdit ediyorlar. Şimdi hiçbir oradaki eleştirime 19 madde halinde eleştiri yönelttim. Dinlerine, iddialarına falan bir cevap veremediler. Karşıma dedim, ben tartışmaya davet ediyorum dedim. Fethullah'ı çıkmadı. Naibi de çıkmadı. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Bir, benim parayla satın alınmayacağımı bilecek kadar bilgi sahibiler benim hakkında. Beni korkutamayacaklarını da biliyorlar. Ben hiçbir devletten, hiçbir şeyden korkmuyorum. Amerika'ya gelişimde özgürlüğüm için, yoksa ölümden korktuğum falan kaçtığım için ne değildi. Burada da Amerikan devletini alabildiğini eleştiriyorum. Yaşadımsa vallahi şansına yaşıyorum. Ölsem Rabbime giderim. Hiç ölümden korkum yok. Şimdi böyle olunca baktım ki yani bütün bir şeyleri sadece görmemezlikten gelme falan. Ama o tarikattan beni izleyenler var. Hatta ayrılanlar var. Bir grup, hem de çok zeki ileri kesimden ve onlarla irtibat halindeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu tarikatın başına gelenler, ki şu anda ona çok büyük bir zulüm var. Ben şu anda o tarikata kapılmış olan insanları da şey diyorum, savunuyorum. Onlara yapılan zulmü kınıyorum. Çünkü o tarikata, Türkiye'de bir sürü tarikat var. Hem de bu tarikatı 11 yıl devlet resmen AKP, başta Tayyip olmak üzere, bunu halkı bu tarikatın tekkelerine, okullarına teşvik ettiler. Ondan sonra buna kapılan bir sürü iyi niyetli insanlar var, saf insanlar, cahil insanlar. Bunları şimdi suçlu diye mallarına çıkıyorlar. Hayatları zehir ediyorlar, cezaevine atıyorlar. Büyük bir zulüm. Ama tarikatın üst kesiminde çok melun insanlar var maalesef. Hain insanlar sızdılar. Ben bunu görüyorum. Ama Türkiye'deki tarikatlar içerisinde üye kalitesi, mürit kalitesi en yüksek olan budur. Diğer tarikatlar cahil, cühela şey. Burada gerçekten de çok daha zeki. Yani Türkiye'nin en iyi beyinleri bu tarikata devşirildi. Ondan sonra terörist ilan edildi. Ya Türkiye'ye yapılan ihaneti görüyor musun? Korkunç bir ihanet. Türkiye bir mıknatıs koy oraya. Güçlü bir mıknatıs. Bütün demirleri, şeyleri, çivileri, mivileri çek. Ondan sonra onu çöpe at. Ondan sonra marangozluk yap. Çiviler, miviler, bütün cıvatalar, mıvatalar gitti. Bir şey kalmadı geriye. Anlatabiliyor muyum? Ama ne olacak biliyor musun? Bunların bir kısmı özgürlüklerine kavuşacaklar benim gibi. Ki hala şu anda kavuşuyorlar. Yani ya biz aptal mıyız ya, bu adam? Fethullahçılardan ayrılıyorlar mı? Tabii. Yani şu anda ciddi sorgulama var kendi işlerinde. Fethullah'ın Bu iyi bir büyüsü şey. şeydi. Bir zaman bir büyük karizma oluşturmuştu. Ve bu karizmalar neyle oluşturuluyor biliyor musun? Tartışmamakla. Bunu birazdan geleceğim o konuya. Ondan sonra şu anda bir sorgulama var. Yani ve Avrupa'da, Bu olumlu bir Amerika'da durum. ne olacak biliyor musun? Bunlar bulundukları ülkelerde, kaçak olarak yaşadıkları ülkelerde başarılı olacaklar. Bilim adamı olarak, iş adamı olarak oradaki çocukları. Böylece Allah tohumları dünyaya serpti. Ve bu insanlar oradaki başarılarıyla da yarın Türkiye düzeldiği vakit Türkiye'ye gelip çok güzel katkıda bulunacaklar. Özgürlüklerine kavuşan insanlar. Göreceksin. Peki.